film daha vizyona girmeden fragmanı çok konuşuldu. Özellikle de dans sahneleri çok konuşuldu. Bir kıyaslama da oldu açıkçası baktığımız zaman Dilber'le. Siz neler söyleyeceksiniz hem fragmana hem bu kıyaslamalara? Ya, kıyaslamaya söyleyebileceğim bir şey yok. Biri pavyon dansçısı, biri pavyonda çalışan bir kadın. Çok ayrı iki kişi var zaten. Pazarı çok beğeniyorum, işini çok iyi yapıyor. Bayılıyorum ona. Ben de elimden geleni yaptım. Hani oryantal oynuyorum çünkü ben. Keyifli yani, çok güzel bir rol. Beni çok heyecanlandıran bir roldü. İşte menajerim Selma beni arayıp pavyon işi var, dansöz rol deyince ben zaten aklıma yedim. Bu videonun iki kez dinlettikleri için. Sefacığım arkadan sen şey yapmadan ben söyleyeyim. Hemen böyle ne olur ben çok istiyorum oynamak dedim, öyle anlaştık. Yani senaryo muhteşem, biraz da çok güzel ve benim için büyük bir challenge dansöz oynamak. Umarım seyirciye de, yani çok güzel karakterler var. Herkes karakterin üstüne, yani yazılanın da üstüne koyarak oynadı. Çok yetenekli insanlarla çalıştı. Bunun da seyirciye gerçekten geçeceğini düşünüyorum. Bence izleyip kötü övülecek çok az insan olur yani. Siz oynarken galiba Safa Bey de şarkıları söyledi. Söyledi. Safacığım oğlum. Bir yani, ses olarak da Safa yaptı. Yani. Bir yere kadar kaçacaksın çünkü. Evet. Hani. Ben de şarkıcılık eğitimi aldım. Beslen su dans eğitimi aldım. Söylemedim. Özellikle bir ses olarak biliyorum ama. Ercan Saatçı'dan aldım özellikle. Ya güzeldi. Keyifliydi ya. Çok güzeldi. Hangi şarkıyı söyledik Safa Bey? Onu soralım aslında. Kimin sesiyle? Binbir ses olarak biliyoruz. Vallahi kendi sesimle söylemeye çalıştım ama hocalarımın tabii ki etkisi de olmuştur yani sesimizde. Güzeldi. Ercan abi dedi sen söyler misin? Bir şey demiyorum hocam. Celil Bey'e hemen geleceğiz. Celil Bey hemen geldi. Bu arada ben şunu söyleyeyim. Buyur. Filmin şarkısını sanatçı arkadaşlarımızdan birisi mi söylesin dedik. Sonra aklıma Safa söyler dedim çünkü çok adüstlükte inanılmaz performansı vardı. Bir kere de söyledi. Şarkı şahane oldu. Şarkının ismi Lady misin? Değil misin? Senin için birisi. Ercan Bey o zaman şunu da soralım efendim bir yapımcı olarak da. Single gelir mi? Güzel sorular soruyorsunuz. Teşekkür ederim. Abi süpersin ya. Single gelir mi Safa Bey? Varıyor. Şimdi bir tane arabesk şarkı seçiyoruz. Şaka değil yani. Ama hardcore böyle 70'lerin 80'lerin arabeskini söyleyeceğim. Onu hazırlıyoruz. Harika. Celil Bey sizle devam etmek istiyorum efendim. Özellikle sette kazalarda olmuş bildiğimiz kadarıyla. Hayatınızda helikoptere kaç defa bindiniz diye başlamak isterim. Hayatımda helikoptere bir daha binmem. Ben de bir süre kafada elinin arasında yaşadım. Ya ben zaten hayatımda binmeyecektim ama işte işin içinde Ercan abi olunca bindim. Bir kere bindim. Bir daha da binmem yani. Tamam yeter zaten. O neden? Bir korku mu var acaba? Yok zevkten. Ulan korku mu? Yok. Canım istemiyor bilmiyorum. Hayır çok büyük korku var zaten. Uçaktan korkuyorum. Evet. Uçaktan 20 katı fazlasıymış. Yani Allah mutaj etmesin. Allah mutaj etmesin. Biraz da karakterden bahsedelim aslında. Parmağınızda sıkıştı kapıyı ama nasıl oldu? O günden sonra bir sıkıntı yoktu yok inşallah. Ya sadece şöyle bak bunu böyle yapabiliyorum. Bunu böyle yapabiliyorum. Böyle bir anı. Ama yani şunu söyleyebilirim filmle alakalı. Tabii ki yani yapılan işkenceleri anlatacak ama herkesin de bana katılacağını düşünüyorum. Bu iş hepimizin kariyerinde bir pırlanta olarak kalacak bir yerinde. Yani. Çok kıymetli olur. Serinin ikincisinde Ercan Bey cümlesini verdi ama helikopter sahneleri biraz daha fazla yazılırsa... O yüzden ben yok. Helikopter pilotunu oynayacağım. Çünkü Arif Bey... Arap bari, evet. Pavyon işinden helikopter kiralama işine gidiyor. Arif Bey hemen sizi de alalım efendim. Ekip harika, muhteşem, röportajlar da harika gidiyor efendim. İlk önce birazcık set arkasına dönüp birazcık da değerlendirmek istiyoruz. Siz nasıl buldunuz ekibi? Nasıl geçti sizin adınıza çekimler? Yani esasında bütün oyuncuları böyle kurmak istediği bir set. Açıkça söylüyorum. Yani hani hiçbir kavga yok, dövüş yok. O kadar uyumlu, o kadar güzel bir ekipte. Sadece oyuncularla değil, hani kamera arkası da muhteşem çok konforluydu. Yani konforluydu, evet. Yani hani açıkçası hani burada yalakalık değil, çok özür dilerim ama bütün bu ekibi bir araya getiren yapıma çok teşekkür ederiz çünkü bu kadar uyumlu bir ekibi bir araya getirip
muhteşem bir iş çıkarttınız. Ve sıkıntısız bir ekip abi. Sıkıntısız, kesinlikle sıkıntısız. Olmaz. Ve hani ortaya çıkan işte izleyiciye kalmış. Yapacak bir şeyimiz yok artık bizim bundan sonra. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım izleyici de devam eder. Şunu da sormak isterim efendim. Ercan Bey çok titizdir aslında işlerinde. Evet. Nasıl bir patrondu? Dünya güzeli. Müthiş. Tek kelimeyle yani. Zeynep'e de teşekkür ederim. Yani Zeynep. Biz Zeynep zaten Saatçi, çok... Gerçekten. Abi mikrofonları ver. Ercan Saatçi'yi çok görmedi. Ben seti iki kere gittim. İki kere geldi. Ama yani Zeynep. Zeynep. Geldi de. Bu arada tabii ki Kamil abiye de yönetmenimiz de burada. Ah işte. Efendim Ercan Bey aslında Zeynep Hanım'a da bir söz vermek istiyoruz. Kızımıza da bir söz vermek istiyoruz. Yapımcı olarak aslında siz neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir ekiple çalıştık? Yani bütün oyuncularımı çok seviyorum. Çok rahat ve güzel bir set geçirdim. Hepsi de bence umarım güzel bir set geçirmiştir. Benim için çok keyifli bir proje oldu. Hepsiyle tanıştığıma da çok memnun oldum. Hepsinin emeğine, gönlüne sağlık diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyelim efendim. Çok sağ olun. İsmail. Tamam mı? Tamam ama hemen bir görüntü alalım. Serkan. Efendim hemen merhabalar diyelim. Lady'nin galası. Neler söyleyeceksiniz? Galaya geliyorum. Bizim sosyal hayatımız dizi programı içindeyken hep bizim çekim programlarına göre olduğu için çoğu gala gecesini ya da bazı özel günleri kaçırıyoruz. Bugün denk geldi. Ben de yalnız bırakmak istemedim arkadaşlarımı. Filmi izleyeceğiz, göreceğiz. Valla sinemaya geldiğim için mutluyum. Efendim setler de başladı, yoğunlukla başladı. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tempoyu? Dizi süreleriniz uzun, o yüzden de haftalık dizi programları çok yoğun geçiyor. Yani 5-6 günde bir bölüm bitirmek zorunda kalıyoruz ama her sezonun başı yeni başladığımız için birazcık önde gidiyoruz. O yüzden rahatız. Özlemişiz çalışmayı. Yeter bu kadar tatil dedik, başladık. Geçtiğimiz haftada düğündeydik efendim. Düğünden evet. Birazcık aslında içeride neler oldu? Nasıl geçti sizin adınıza düğün? Vallahi şu anda bu konserde bitirmiş düğün. Güzeldi, eğlenceliydi. Bir kere her şeyden önce uzun zamandır görmediğimiz arkadaşlarımızla da buluştuk. Öyle olunca da daha coşkulu geçiyor. Herkes birbirini tanıyınca bu ortamda daha da eğlenceli oluyor. Güzel bir düğün ve mutlu olsun. Çok teşekkürler efendim. Ya şimdi Ercan Bey film yapmış, mutlaka güzel olmuştur. Seyredeceğiz, bütün bilgimiz var. Öpüyorum sizi. Teşekkür ederim. Size kaldı o zaman mesela. Ayın 3'ünde AKM'deyiz. Hayır. Ay 2 gün sonra, Perşembe günü. Oktay Karnarca, Yavuz Bilgioy ve ben çok güzel türküler hazırladık. Çok güzel bir program olacak. Hepinizi bekliyoruz bu arada. Oktay Bey hayırlı olsun. Nasıl bir program peki? Yani açtı oku biraz, açtı. Geleceğim biri. Çok hazırlandı, çok güzel hazırlandı. Şefim hemen merhabalar diyelim. Merhabalar. Nasılsınız? Gayet iyi, sağ olun. Bizler de çok iyiyiz. Çekimlerden ara buldunuz ve hemen galaya geldiniz. Çekim, neler söyleyeceksiniz? Çekimlerden ara falan bulmadım, kaçtım bizim. Çünkü biz de başka türlü çıkamıyoruz sokağa. Evet. Ceylin tabii çok benim, çok yakın dostum. Sizler de biliyorsunuz. Ercan abi de öyle. Pek çok da arkadaşımız var. Onlar kadar heyecanlıyım ben. Nasıl geçiyor efendim? Çekimlerden bahsedelim. Ratinglerde zaten hep bir numara. Sağ bir numarasınız. Sağ olsun. Halkımız bize teveccüh ediyor. Çok keyifli geçiyor. Uzun geçiyor ama artık alıştık bu 7. sene. Keyfimiz gayet yerinde bir sene. Yakın dostunuz Celil ile Aşakar efendim. Evet. Her tarafta berabersiniz. Hep birlikte gezersiniz ama Celil Bey için bize bir tüyo verseniz ne olurdu? Bir dedikodusunu verseniz ne olurdu? Ya Celil yani dedikodusu verilecek bir insan değil. Benim can kardeşim, çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok sağlam karakterli bir insan. Yani. Çok sevdim. Şaka kendisi. Tam Somer Şefim'den sizin aklınızda bir dedikodu isterken ne mesela Sercan'ın? Ne olabilir ya? Yemekleri tuzlu mu yer? Farklı renklere sevdalı olmamız haricinde hiçbir hayatın neyse ki insanların başında gelmiş. Neler söyleyeceksiniz efendim? Hiç izleme fırsatınız oldu mu? Fragmana bakmışsınız ya. Ya çok kötü bir şey oldu. Tam benim tek yurt dışında
yanında olduğum zaman da şu kadarcık zaten bir rol olacaktı. Bana aşçı rolü çok yapıştı biliyorsunuz. Evet. Nedense. Necdet Tosun'la ben hep aşçı oynuyoruz. O yüzden ilk kez yeni bir fırsat çıkmıştı Cenolar sayesinde. Ercan abiler sayesinde ama burada olmadığım için şu kadarcık görünme fırsatını kaçırdım. Onu üzülüyorum. Onun haricinde tabii Celil çok yaz yoğun geçirdi. Beraber de biz yazında beraber zaman geçiriyoruz. Bunu maalesef kaçırdık. Ama o da burada çok güzel bir film yaptı. Bakalım ne yapmış. Ben de merakla bekliyorum. Şimdi süreç ikincisini oynayacak. İkinciyi oynayacak. Yedi, iki de var çok. Öyle şeyler söylediniz ki oyuncu mafyası kırpıyor diyebilir miyiz aslında? Yok canım, hiç alakası yok. Ancak kardeşimizin yanında. Ben işimi bilirim abi. O zaman ben çok teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum. Çok sağ olun.